Bu videoda karboksilik asitten türetilebilen bir grup molekülden veya molekül çeşitlerinden bahsetmek istiyorum. Ve sadece belli başlı örnekleri göstermek için asetik asitten türetilebilecek molekülleri göstereceğim. Öncelikle şuraya asetik asidimizi çizelim. Tabii bu molekülün yaygın adı ama eğer sistematik bir şekilde adlandırmak isterseniz önce en uzun zinciri bulmamız gerek. İşte burada ve iki karbonumuz var. Öyleyse ön ek olarak etan gelecek. Tabi bu bir karboksilik asit olduğu için buna etanoik asit diyeceğiz. Şimdi asetik asit türevlerine bakacağız. Ve daha sonra bunu tüm karboksilik asitlere genelleştirebiliriz. Bu karbon zincirinde olanları değiştirirsek yeter. Yani sadece iki karbon olması gerekmiyor. Zincir devam da edebilir. Mesela burada benzen halkaları olabilirdi ki bu da molekülün adını değiştirirdi. Ama aslında bu videoda ben size adlandırmanın mantığını göstermek istiyorum. Bu hidroksil grubunu bir aminle değiştirdiğimizi düşünelim. İlerleyen videolarda bunun nasıl yapıldığını göreceğiz. Şuraya açil grubumuzu yeniden çizelim. Evet, açil grubumuz bu. Şimdi bu açil grubuna bağlı olanları değiştireceğiz. Mesela buraya bağlı bir amin olsa şöyle en basit ile bir amin çizelim. Yani NH2. Evet bu durumda burası amit oluyor. Tabi buna yaygın adını verecek olursak asetamit diyeceğiz. Evet işte burası asetamit. Buna bazen asetamit de deniyor. Yani kelimeyi T harfi yerine D harfi ile de bitirebilirsiniz. Ancak bunu sistematik olarak adlandırırsak bu kez ismimiz etanamit olacak. Çünkü şurada iki karbonumuz mevcut. Bunu da bir yazalım. Etanamit. Evet, şimdi bu noktada bir soru akla geliyor. Tüm aminler sadece primer olmayacak. Ona hidrojenler dışında başka şeyler de, örneğin radikal gruplar ve karbon zincirleri de bağlı olacak. Bu durumda bunları nasıl adlandıracağız? Şöyle bazı şeyleri değiştirelim. Böylece etanla başlayan yapılardan uzaklaşmış oluruz. Diyelim ki burada 3 karbon var ve açil grubuna aitler. Ardından şuraya bir azot bağlı. Ona bağlı bir metil grubu ve bir hidrojen var. Bu durumda bu metil grubuyla adlandırmaya başlıyoruz. Ve grubun hemen yanındaki azota bağlı olduğunu göstermek için buna ne metil diyoruz. Ardından açil grubunu oluşturan karbon zincirine bakıyoruz. Burada bir 2 ve 3 karbonumuz var. O zaman propanatamit ekliyoruz. Tabi eğer burada başka bir metil olsaydı N virgül N dimetil yazmamız gerekecekti. Bir metil ve bir propil grubumuz olsaydı ona da N metil N propil propanamit diyecektik. Bu örneklerden amitleri nasıl adlandıracağımızı görüyorsunuz. Öyleyse devam edelim. Bu daha önce gördüğümüz bir şey. Bu yüzden biraz özet şeklinde olacak. Evet Elimizde şöyle bir yapımız var. Şuraya bir de metil grubunu ekleyelim. Bunu daha önce görmüştük. Bu bir ester. Aslında belli olsun diye ester kısmını şöyle mavi yapayım. Evet. Yine aynı şekilde açil grubuna bağlı olanı değiştirmeye devam edeceğiz. Bu kısım açil grubu. Evet. Şimdi esterimize dönecek olursak, daha önceden bildiğimiz gibi bunun yaygın adı asetat. Eğer buna sistematik bir ad verecek olursak, şuradaki en uzun karbon zincirimize bakarak 1 ve 2 karbon olduğunu görüyoruz. Yani etan ile başlayacağız. Tabii buna artık etanoik asit demiyoruz. Bu bir etanoat. Hatta metil etanoat. Bunun diğer adı da metil asetat ama onu yazmıyorum. Bir sonraki örneğimizi daha önce görmedik ve biraz karışık. Ama bileşenlerini ayırdığınızda o kadar da kötü olmadığını göreceksiniz. Öyleyse şuraya çizmeye başlayalım. Açil grubumuz şöyle. Ona bağlı oksijenimiz ve takibinde ise diğer açil grubumuz mevcut. Sanki birbirine bağlanmış iki karboksilik asit var gibi. Zaten burada oksijenle birleştirilmiş iki açil grubu var. Ve buna anhidrit diyoruz. Şöyle not edeyim. Anhidrit. Oldukça karmaşık görünen bir yapı ama aslında birbirlerine bağlı olan iki karboksilik asit. Organik kimyada göreceğiniz çoğu anhidrit aynı karboksilik asitten oluşur. Yani bu uçta ne kadar karbonunuz varsa doğal olarak bu tarafta da o kadar olur. Bunlara adlandırma şekli tıpkı karboksilik asidi adlandırma gibi ancak asit kelimesini yazmak yerine anhidrit kelimesini yazacağız. Yani buradaki molekülün adı asetik anhidrit olacak. Çünkü asetik asitten türedi. Şöyle yanına yazalım. Asetik anhidrit. Ya da sistematik adına bakacak olursak burada 1 2 karbonumuz var. Yani etanoik anhidrit. Bu noktada bir şeye açıklık getireyim. Bu molekül yerine şöyle bir şeyin olduğunu düşünürsek karbon zincirinin iki ucunda da 3 karbon var. Şöyle 1 2, 3 ve diğer uçta da 1, 2 ve 3. Buna propanoik anhidrit adını veriyoruz. İşte böyle. Olan dışı bir durumda burada farklı karbon zincirleri görebilirsiniz. Öyle bir durumda her birini listelemeniz gerek. Örneğin burada 2, şurada da 3 tane olsaydı bu etanoik propanoik anhidrit olurdu. Ama tabi bu oldukça olağan dışı bir durum. Normalde her iki açil grubunun karbon zincirlerinin ucunda aynı sayıda karbon olur. Evet, şimdi bilmemiz gereken son karboksilik asit türevine geçelim. Bunu daha önce görmüştük. Açil halojenirler ve özellikle de açil klorür. Şöyle şuraya çizmeye başlayalım. Şurada açil grubumuz ve ona bağlı klor olacak. Şu şekilde. Evet, bu bizim açil klorürümüz. Hemen yanına not edelim. Burada açil grubu, şurada ise klor var. Yani birleştirince açil klorür oluyor. Bunun tam olarak aynısını görmüştük. Asetik asitten türediğinden bu aslında asetil klorür. Tabi buna sistematik bir ad vermek istersek burada 1-2 karbon bulunduğuna göre önce etanoil diyeceğiz. Bu kısım burada bir açil grubunun olduğunu gösteriyor. Sistematik adın tamamı ise etanoil klorür şeklinde olacak. Tabi eğer burada 3 karbon olsaydı bu kez adımız propanoil klorür olurdu. Evet umarım bu video tüm bu grupların yapılarındaki farklılıklara ve onları adlandırmaya dair iyi bir giriş olmuştur. Bir sonraki videoda göreli kararlılık hakkında konuşacağız. Ki bu da bize bir tepkimenin hangi yöne gidebileceği konusunda iyi bir fikir verecek. Örneğin amitten açil klorüre mi yoksa açil klorürden amide mi gidiyoruz bu gibi şeyleri anlayacağız.